Herkese merhabalar, kanalımıza, videomuza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş geldiniz. Kurbağa oyuncak bugün? Sever misin? Ay, severim tabii. Özellikle yolda yürürken böyle kaldığım kenarda tıp önüme düşüyor ya. Gerçekten severim. O zaman bugün kurmalı bir oyuncak yapacağız. Şahane. Bunun için malzemelerimiz, evet, iki tane karton bardağımız var. Evet. Tavuk yapacağız. Hareketli bir tavuk. Şahane. Onun için kanatlarını, ibiğini ve işte burnunu çizdik, gagasını. Tamam. Bir üçgen şekil burun çizdik. Evet. Bir ibik çizdik. İki de kanat çizdik. Süper. Bu kurmalı oyuncak. Olmazsa olmazı bir adet pil ve lastiğimiz var. Tamamdır. Makas. Göz yapmak için aynen makas. Kalemimiz. Yapıştırmak için de yapıştırıcımız var. Ve bantımız var. Ve de bantımız var. Tamamdır. Aynen. O zaman buyurun. Ben öncelikle işime kesmekle başlayayım. Tamam. Sen keserken. Evet. Ben de bugün anne sohbetleri konusunu söyleyeyim. Tamam. Bugün oyuncak çeşitleri ve oyuncak rotasyonu nedir? Onu konuşalım beraber. Hı. Neler yapıyoruz? Bunun hakkında birazcık böyle bir minik bahsedelim istedim. Oyuncak çeşitliliği sence neden önemli? Oyuncak çeşitliliği neden önemli? Çocukların farklı şekillerde, yani hayal gücünü geliştirmesi için aslında çok önemli çocukların. Hı hı. Bir de bazen çocuklar oyuncaklarla oynarken aslında çok çabuk tüketiyoruz oyuncakları. Kesinlikle. Doğru. Ve çok çabuk sıkılabiliyorlar bazı şeylerden. Bir de hani dikkat ve odaklanma süresi de çocukların aslında düşük. Az. Evet, bize göre çok çok az. Daha düşük, yani küçük yaşlarda daha da az bu tabii ki. Mutlaka. O yüzden çeşitlilik olması daha önemli. Ama şöyle de bir şey var. Çok fazla oyuncağı çocuğun bir önüne koyunca hepsini birlikte, o zaman da müthiş bir dikkat dağınıklığı yaratabiliyor. Kesinlikle. Burada dikkat dağınıklığı önemli bir nokta. Şuradan yola çıkalım. Kendinizden, her zaman çocuklarla alakalı bir şey düşündüğünüzde ne olur kendinizden yola çıkın. Eviniz müthiş dağınık. Tezgahın üzerinde her şey var, her şey var, her şey var. Aradığınız şeyi bulabiliyor musunuz? Hayır, bulamıyoruz. Hayır. Ve bizim de dikkatimiz dağılıyor. Fazlasıyla dağılıyor. Aynen öyle. O bardağa ya da aradığın şeye odaklanmaktansa başka bir şeye gidip bakma ihtiyacı hissediyorsun. Aradığın şeyden bile çıkıyorsun. Nitekim kaldı ki çocuklarda da aynı şey geçerli. Dikkat dağınıklığı yaratıyor bu kadar fazla oyuncağın aynı anda açık ve bir arada bulunması. Ve yaratıcılığı da aslında oyuncaklar bizim destekliyor diyoruz ama bu kadar dağınıklığın içinde yaratıcılık sınırlanıyor. Kesinlikle sınırlanıyor. Aslında buna da imkan vermemiş oluyoruz. Ne yapabiliriz? Bizim şöyle bir kuralımız var evimizde. Evet. Bizim oyuncaklarımız çekmecelerde ve kategorilerle ayrılmış bir şekilde. İşte Lego yapı oyuncakları bir çekmecede, arabalarımız bir çekmecede gibi. Hı-hı. Bir çekmeceyi toplamadan, hı-hı, diğer bir çekmeceyi dağıtmıyoruz. Anladım. Bu şimdi önemli bir şey gerçekten. Burada konuştuğumuz şeyler mutlaka siz de böyle yapacaksınız demek. Kesinlikle değil. Bizim her düzenimiz evin, bu. Evet. Her evin kuralı farklı. Kimileri bu fikre şunu da söyleyebilir. Hayır, istediği kadar istediği oyuncağı çıkarsın. Belki o oyun burada böyle başlamıştı ama buna ihtiyacı vardı. Gidip bu çekmeceden bunu alıp getiremez mi? Onu getirebilir ama, hı, çekmecedeki bütün oyuncakları hurra diye ikinci bir çekmecenin üstüne dökmüyoruz. Evet, işte şimdi olay burada, farkındaysanız. Çizgi bu. Aslında anlatmak istediğimiz şey. Daha fazla hani anlatacaksan söze gerek yok. Burada gerçekten bizim evimizde de öyle. Oyuncaklar belli kategorilere ayrılmış durumda yerleşirken. Ona göre bir şekli var. Eşyaları. Ve biz de buna çok dikkat ediyoruz. Her şey aynı anda girmemeli. Ya da işte o oyun alanından çok da fazla sıyrılıp başka yerlere, işte salona, mutfağa taşımak gibi bir şey çok fazla yok. Her evin kendi kuralları vardır. Her anne babanın kendi kabul edebilir kuralları vardır. Sizler lütfen kendi kurallarınıza göre, hani anlattıklarımızı lütfen dinleyin. Bizim yaklaşımımız bu şekilde. Sadece bu bir yaklaşım paylaşımı. Ay, burada neler oluyor? Ben bu arada sohbet ederken kestim kanatları, gagayı ve ibiği. Evet. Bir göz çizdim tavuğumuza. Şimdi bunları yapıştıracağım. Şahane.
Sen kanatları yapıştırırken bir de şunu söylemek istiyorum Eminik. Oyuncaklar çeşitlendirilmeli. Bu da şu, çocuğun ilgi alanını daha rahat anlayabilmek, kendini daha rahat ifade edebilmesini sağlamak için çeşitlendirmemiz gerekiyor. İşte bizim biliyorsunuz iki erkek çocuğumuz var. Ama bu çocuklar sadece arabalarla oynamamalı. Bizim bebeklerimiz de var. Kesinlikle öyle. Ve çok seviyoruz da bebeklerle oynamayı. Aynen öyle. Yani bu meslek oyuncakları da bu gruba dahil. İşte ahçı setleri, tavalar, tencereler, tabaklar, bebekler, daha bir sürü şimdi aklıma gelmeyen peluş oyuncaklar var. Çocuklar bunların hepsiyle bir şekilde bir yerde temas edebilmeliler. Biz hep şunu söylüyoruz, oyuncakların cinsiyeti yoktur. Kesinlikle yoktur. Onların oyun dünyası bambaşkadır. Bizim gerçek dünyamız bambaşkadır. Bunu hiç aklımızdan çıkarmamamız gerekiyor. Özellikle mesela bazı oyuncaklar var. Daha agresif oyuncaklar bunlar. Diyelim silah, bıçak, işte büyük dinozorlar, aslanlar, daha vahşi olan şeyler. Çocukların bunlarla oynamasında da herhangi bir sakınca ve sıkıntı yoktur. Yine onlar bizim kendi dünyamızda tehlikeli olan şeylerdir. Onların dünyasında nasıl kullandıkları önemlidir. O oyunun içerisinde o bıçağı o bir bardağın içinde karıştırma yaparak kullanıyorsa burada endişe edecek hiçbir şey yoktur. Hiçbir davranış, kötü davranış diyelim, şiddet eğilimli kötü davranış çocuklukta oyuncak bıçak veya silah kullandığı için olmaz. Bu noktada çevresinde buna maruz kaldıysa eğer başına gelebilir diyelim. Aslında biz bunları saklarken ya da çocukları işte silahlı bıçaklı şeylerden uzaklaştırırken birazcık da onları özendirmiyor muyuz? Yani ben bunu fark ettim. Kesinlikle öyle yapıyoruz. Biz hiç almıyorduk işte kılıç, tabanca, başka şeyler. Ama başka bir arkadaşında ya da bir kuzeninde gördüğü zaman acayip ilgisini çekiyordu. Tabancalar, işte kılıçlar. Fark ettim ki bunlardan uzak tutmak aslında doğru değil. Evet. Bizim tekrar ediyorum ki onlar bizim kendi korkularımız aslında. Biz onlardan korktuğumuz ve çekindiğimiz için çocuğumuzla bunları tanıştırmıyoruz. Onların dünyasında o ne ifade ediyor? Bunu izleyerek bakmak lazım. Burada önemli olan şey bazen oyunlarda gerçekten çocukları gözlemliyor, iyi gözlemliyor, iyi dinliyor olmak. Evet, şimdi şurada güzel bir yere geldik. Tavuğumuz oldu. Şimdi bunun dönmesi için lastiğimizi pilimize sabitlememiz gerekiyor. O zaman ben yardım bunu ediyorum. Evet, lütfen yardımlaşarak yapalım. Şimdi bantı açıyorum. Şöyle ben iki kenarından tutacağım. Evet, sen de bantlayacaksın. Tamam, şöyle işte ortaya getireceğim. Hazır mı? Evet, tamamdır. Bunu böyle en köşeden başlarsanız süper olur. Evet. Yoksa kayabiliyor döndürme esnasında. Şimdi sıkı 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 bantlıyorum ki bu lastik buradan kaçmasın diye dönüyorum. Burada belki bir minik yardıma ihtiyacınız olabilir. Ama sonuna geldim sanki. En sona dur bakayım. Şuradan geçeyim. Evet. Başardım. Şimdi şunu bir makasla keseyim. Tamam. Tamammış. Bu hazır. Evet. Şimdi tavuğumuzun bardağına, tavuk yaptığımız bardağa çentikler atacağız. İki yanına, evet. Kanatlarının altından. Tamam. Ne kadar? Bir parmak kadar. Yani aynen bir, evet, parmak, bir parmak kadar. Hemen karşısından geliyorum. Yine bir parmak kadar bir çentik dağıtıyorum. Evet. Tamamdır. Harika. Bu boş bardağımı bunun altına şöyle geçiriyorum. Şimdi de şu çentik attığım yerleri şöyle ben sana göstereyim. Evet. Şöyle bir tanesini buraya geçiriyorum. Hop. Diğer çentiği de. Evet. Buraya şimdi geçireyim. Bunu da bantlamamız gerekiyor. Evet. Hop. Bantçımız geldi. Evet. Şurayı şöyle lastik gerdiği için şu an hop kaçacakmış gibi. Şuradan tutalım.
Onu yapıştırırım sadece. Tamam. Tam göremedim. Tamam oldu. Şimdi şunu da şöyle şöyle göstereyim. Hop. Buradan mantık bandı çekiyorum buraya kadar. Evet. Tamamdır. Şimdi eğlenceye hazır mıyız? Aa, eğlenceye hazır mısınız? Ama bir şey daha söyleyeceğim. Bir minik tabii müsaade ki. Bana. Şu oyuncak rotasyonu konuşalım mı hemen? Tamamdır. Oyuncak rotasyonu nedir? Oyuncakların belli bir zaman sonra çocuğunuz oynadıktan sonra ve onun gerçekten artık oynamadığına eminseniz o oyuncağı alıp bir süreliğine kaldırmaktır. Evet. Bunu bir süre saklayacağız. Sonrasında yine bir zaman geçecek ve tekrar çıkartacağız. Göreceksiniz ki artık o oyuncak eskisi gibi oynanmıyor olacak. Ve bu bizim içimizdeki tüketim, oyuncak tüketimimizi de aslında çok güzel azaltmış dengeleyecek. Oluyor. Evet. Zaten öyle. Başında da söyledik. Çocuklar oyuncaklardan çok çabuk sıkılabiliyorlar aslında. O yüzden saklamak acayip işe yarıyor. Kesinlikle. Çünkü onu unutmuş da oluyorlar. Yani bu bir yaşı geçmiştir falan diye de asla düşünmemek lazım. Evet. Çocukların hayal güçleri çok kuvvetli. Kesinlikle. Onu başka çok farklı şekillerde oynayabilirler. Aynen öyle. Hadi o zaman şimdi kuralım bakalım. Pilimizi çeviriyoruz. Ben şu malzemeleri alıyorum iyice. Şöyle. Ve sabuğumuzu bırakıyoruz. Şöyle çeviriyorum. Ve bıraktım. Hoppa. Tekrar. Böyle minik minik hareket eden bir tavuğumuz var. Burada parmak kasları devreye girdi. Bakın. Evet. Yani en basit şeyde bile hemen bir şey bulabiliyor. Şu çevirme işlemi, şu parmaklar. Sonra yazı yazacaklar ya. O kadar önemli ki. Çok yoruldum. Yazı yazamıyorum dememek için. Hoppa. Bu parmak kaslarını çalıştıralım. Ay çok güzel oldu tavuk. Tavuğumuz böyle oldu. Hem şirin oldu hem de eğlenceli evet. bir çocuklar için. Hem de eğitici oldu. Bakın evet, gelişime oldu. Destek bir oyuncak yaptık. Aynen. İzlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Evet çok teşekkürler. Soruları olan ve bu konu hakkında söylemek istedikleriniz varsa da lütfen yorumlarda buluşalım. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşürüz. Hoşçakalın.